Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yaz da geliyor. Artık havalar da ısındı. Benim enerjim de yerine geldi. Havaların gerçekten çok etkisi var benim enerjim üzerinde. Böyle kapalı havalarda kendimi çok böyle halsiz hissediyorum, hasta hissediyorum. Böyle bir enerji düşüklüğü yaşıyorum açıkçası. Ama havaların ısınmasıyla birlikte enerjim tavan yapmış durumda. Her neyse çok fazla konuyu dağıtmayayım. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi boy uzatmayla ilgili mükemmel bir video geliyor. Hepimizin ama hepimizin hangi yaştan olursak olalım sıkıntı çektiği, keşke boyum daha uzun olsa dediği zamanlar gelmiştir illaki. Benim de öyleydi. Ben de lise zamanlarımda özellikle boyumun daha uzun olmasını istiyordum. Ama yani aslında boyum kısa da değil açıkçası. Tam böyle ortalama bir boya sahibim. Hep kendimize olmayanı istediğimiz için hep daha fazlasını istiyoruz. Keşke daha uzun olsaydı veya keşke daha zayıf olsaydım gibi 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 bunun örnekleri uzar gider. İlerleyen videolarda onlardan da bahsedeceğiz. Zayıflama olsun, saç uzatma olsun. Bunların da videosu gelecek. Zaten biliyorsunuz ki ben zayıflamayla ilgili çok güzel bir video çekmiştim. Ve çok güzel de yorumlar aldım. Bununla ilgili de yine yeni kürler denediğim yeni yöntemler paylaşacağım. Biraz da böyle hani kendim zayıflarken neler yaptım, neler kullandım bunlardan da bahsedeceğim. Ama o bu videonun konusu değil arkadaşlar. Ona video geldiği zaman konuşacağız. Şimdi gelelim biz bu videonun esas konusu olan boy uzatmayla ilgili neler anlatacağım. En başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer sizin hayaliniz çok fazla uzamaksa, örneğin 8 santim, 9 santim uzar mıyım diye soruyorsanız, hayır arkadaşlar bu video öyle bir video değil. 8-9 santim uzamanızın zaten çok fazla mümkünatı yok. Ama eğer ergenlikte değilseniz, yani eğer ergenlik dönemindeyseniz, böyle yaşınız 13, 14, 12, 15 her neyse, bu civarlardaysa boyunuzu uzamasına gerçekten çok etkisi olacak. Ama benim gibi 25 yaşın üzerindeyseniz çok büyük boy atmalar beklemeyin. Çünkü bu öyle bir şey değil aslında. Yani kemiklerinizi uzatmanızın imkanı yok açıkçası. O yüzden lütfen kendinizi kandırmayın. Eğer benim gibi 25 yaşın üzerindeyseniz maksimum 1 olur, 1,5 olur, 2 santim olur. Onlara okey de hani bir 5 santim, 4 santim beklemeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi ergenlik dönemindeyseniz, uzama evresindeyseniz gerçekten çok etkisini göreceksiniz. Boyunuzun uzamasına ekstra ekstra katkısı olacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu videoda açıkçası ben hareketleri göstermek istemedim. 7 gün boyunca yaptığım hareketleri aslında çektim ama göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video gereksiz uzayacak ve ben videonun linkini zaten bırakacağım aşağıya açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. O yüzden bu videoda daha çok böyle konuşmalı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi bu video nasıl bir video ondan bahsedeyim. Normalde böyle zayıflama videoları falan vardır ya, böyle challenge'lar falan vardır. Onları yaptığımız zaman bir 15-20 dakika boyunca hiç durmadan spor yaparız. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bu maksimum 6-7 dakika boyunca hareketleri yapacaksınız. Günde 2 kere, sabah ve akşam olmak üzere 2 kere yapmanız gerekiyor. Sadece 7 gün yapıyorsunuz bunu. Diyelim ki 7. günün sonunda farkı gördünüz, böyle az da olsa bir uzama fark ettiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz. Bu videonun amacı arkadaşlar aslında 7 gün yapsanız bile boyunuzdaki farkı az da olsa uzamasını görebilirsiniz. Bundan bahsediyor kısaca. Videodaki hareketler hep esneme hareketleri arkadaşlar. Böyle kaslarınızın uzamasına, daha böyle dik durmanıza yardımcı olan hareketlerden oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz da duruşla da alakalı. Bu esneme hareketlerini yaptığınız zaman duruşunuzu da düzeltmenize yardımcı oluyor. O zaman da hani daha uzun gözüküyorsunuz. Mesela şu an şöyle bir bakın bana. Şöyle. Şöyle durduğunu düşünsenize. Omuzlarım önde. Hani daha kısa gözüküyorum değil mi? Bir de şöyle bakın. Daha uzun ve daha dik gözüküyorum. Bu hem böyle postürümüzü de düzeltiyor, hem de böyle daha dik gözükmemizi, daha böyle uzun gözükmemizi sağlıyor. Bir de ben şey görmüştüm internette, böyle dik durmamıza yarayan, şöyle kollarınızdan geçirdiğiniz, arkadan böylesi çeken, istemsizce dik durmanızı sağlayan bir lastikli bir şey, bir alet varmış. Böyle kıyafetlerinizin içerisine giyebildiğiniz. O tarz şeyler de kullanabilirsiniz. Aşırı kamburluğu olan insanlar bunlardan da kullanıyor. Bunların kullanılması da öneriliyor. Ama aşırı kambur değiliz biz. Yani bizim için aslında şöyle durmak daha rahat,
böyle durunca kendimizi bir rahatsız hissediyoruz. Çünkü normalde böyle durmadığımız için bu hareketlerin faydası gerçekten daha dik durmanıza faydası olacak, yararı olacak ve daha uzun gözükeceksiniz. Şimdi bu egzersizlere başlamadan önceki boyumu işaretledim ben duvara ve egzersizler bittikten sonra da boyumu işaretledim. Bakalım ne kadar bir fark olmuş, görelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar, tam 1 santim değil ama 1 santime de az kalmış. Bir haftada bu kadar oldu, bence fena değil. Bir de arkadaşlar ben kendi boyumu söyleyeyim ama 1.55-1.60'lar bana kızmasın lütfen, alınmasın. Benim boyum 1.70 arkadaşlar. Bence benim boyum ideal, normal bir boya sahibim. Ama tabii ki de niye 1.72-1.73 olmayayım ki yani? Yalan da söyleyemeyeceğim. İsterdim yani 1.72-1.73-1.75 olmayı. Bir de aklına ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce? Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun inşallah. Neslican Tay'ın söylediği bir cümle vardı. Kendinizi sevin, boyunuzu sevin, kilonuzu sevin, benim için sol bacağınızla sevin demişti. Aslında gerçekten ne kadar doğru, ne kadar güzel bir cümle. Biz sürekli kendimizde bir şeyler değiştirmek istiyoruz. Boyumuz uzun olsun, daha zayıf olalım, saçımız daha uzun olsun. Kendimizi olduğumuz gibi sevmiyoruz arkadaşlar. Yani en ufak örneğini şöyle vereyim size kızlar için. Makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Gözlerimizin altındaki morluklar gözükmesin diye veya kirpiklerimiz daha uzun gözüksün diye. Bir özünde çok büyük değişikliklerden bahsetmiyorum aslında. Yani yüz naklinde olmuyorsun ama rahatsız olduğun şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun. Ama genel olarak aslında bu bizim biraz da psikolojimizi bozuyor. Yalan yok yani, bozuyor. Çünkü boy olarak özellikle söyleyeyim bu videoya nazaran. Boyundan dolayı inanılmaz psikolojisi bozuk insanlar var. Boyuna takık insanlar var. Bu kadar da değil arkadaşlar. Yani kendinizi sevin noktası burada başlıyor aslında. Artık herkes bu şekilde bir şeyler değiştirmek istiyorlar. Ama çok fazla böyle konuyu da dağıtmak istemiyorum açıkçası. Siz benim demek istediğim şeyi anladınız. Eminim ki anladınız neyi anlatmak istiyorum. Her neyse, ben videonun linkini aşağıya bırakacağım. 7 gün boyunca her gün günde 2 defa bu hareketleri yapıyoruz. Bir haftanın sonunda boyumuzu ölçüyoruz. Tabi başlamadan önce de boyumuzu ölçüyoruz. Ve farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok büyük farklar beklemeden, sadece duruşumuzu düzelterek, aslında bunun mantığı bu. Duruşumuzu düzelterek, kaslarımızı açarak bir haftanın sonunda mutlaka farkı göreceksiniz siz de. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz benimle de lütfen paylaşmayı unutmayın. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım çok fazla uzatmamışımdır videoyu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın.